Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın çözemediği bir konu var. Ben dikkatle takip ediyorum kendisini. O da kaynak bulamıyor. Para yok çünkü ülkede. Ve çifte açıkla karşı karşıya kaldı. Bunaltıyor. Bunlardan birincisi cari açık, diğeri bütçe açık. Biz gördük ki o hipotez işlemedi. Döviz yeterince gelmiyor. Cari açık artmaya devam ediyor. Bütçe açığı 5. ayda sinyal verdi. Bir başka mesela önemli bir şirkette olsa herhalde onun yönetim kurulu başkanını veya genel müdürünü kovarlardı. Yani siz 5. ayda bütçe tükettiniz ve ek bütçe yaptınız ve bu geliri bir yerden elde etmeniz lazım. Ya vergilerden elde edeceksiniz ya da borçlanacaksınız. Şimdi geldim bir başka yere. Şura o da tespitimi söyleyip sonra acı tabloyu da göstereceğim. Şimdi bizim başımıza bir euro dolar paritesi belası da geldi. Ki bugün iki kişiyi takip ettim. Birincisi zannediyorum şurada isimlerini doğru telaffuz edeyim. Alaaddin Aktaş. Diğeri de Mafi İlmez. Evet. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin şöyle bir şanssızlığı var. İthalatını dolar üzerinden yapıyor. %70'i aşan civarda. İhracatta hemen hemen eşit aslında euro ve dolar. Yani ben onların söylediğini söylüyorum. %60 ihracatınız Avrupa Birliği'ne gözüküyor ve siz ne yapıyorsunuz? Euro kazanıyorsunuz, dolar harcıyorsunuz. Ve parite 20 yıldan sonra anladığımız kadarıyla eşitlendi. Hatta doların lehine gidecek gözüküyor. Çünkü Fed'den ciddi faiz beklentileri var. Türkiye Cumhuriyeti hazırlıksız yakalandı, kasası boş. Rezerviniz yok. Şimdi çıkan haber BOTAŞ doğrulamadı ama çok ciddi miktarda bir yabancı bankadan kredi temin etmek zorunda kaldığı söyleniyor. Umarım çok başarılı bir anlaşma yapılmıştır. Umarım da gerçekten Merkez Bankası desteğinin para yokluğundan değil de o kredinin temininin çok daha ucuz yollarla olmasından kaynaklanmıştır. Bunları takip ediyoruz. Tabii bu haberlerin doğrulanması lazım ama sosyal medya veya gazeteci, basın camiası paylaşımında biz de duyarsız kalamıyoruz. Şunu söyleyip bir başka yere geçeceğim. Şimdi bence biz dünyadan Kürşat Bey, Serap Hanım günlük hipotezler üzerinden kopuk yaşıyoruz. Biz kendi yöntemimizle şu anda ekonomiyi idare etmeye çalışıyoruz. Niye? Bizim modelimiz basit. Bakın çok basit bir model üzerinden gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Başarılı olabilir. Muhalefetten de görüyorum burada ilgili arkadaşlar var. Tenzih etmeyeceğim onları da. Zannediyorum belki yakalayamıyorlar orayı. Veyahut da yakalıyorlar da yeterince bu konuda cevap veriyorlar da biz duymuyoruz. O da şu, model çok basit. Tüket, üret. Piyasa dönsün. Yetmiyorsa ithal et. Yetmiyorsa faiz ver, borçlan. Yetmiyorsa para bas. Emme basma tulumanın çalışması için sürekli desteğe ihtiyacım var. Türkiye Cumhuriyeti'nin an itibariyle yaptığı tamamen bu. Bu bir ekonomi modeli değil. Niye olmadığını size söyleyeceğim. Hükümet şunu söylüyor bize net. Hani kurbağanın ısıtılması gibi. Enflasyonla yaşamaya alışacaksınız. Net. Çünkü yapılan bütün ataklar ve çalışmalar enflasyonu kısamıyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Geçen seneden bu seneye 10 ila 12 aylık zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk vatandaşlarının hissettiği enflasyon oranı %175. Bazı kalemlerde %300'lük artışlarla karşı karşıyasınız. Ve şu anda bakın ayakkabı sanayi, tekstil sanayi, süt ve süt ürünleri, beyaz eşyada biraz sonra örnekler vereceğim. Ben çünkü rakamlı konuşurum. Gerisi hikaye. Al konuşursun. Güzel süslü püslü sözler. Vatandaş sokak ne hissediyor? Onun durumu ne? O 14 milyonun durumuyla ilgilenmiyoruz. Hani şu restoranları, oraları, buraları, otelleri efendim işte kaç yüz liralık lahmacunu yiyip de oralarda poz veren. Değil. 84 milyonsa 14 milyonu çek, geri kalan 70 milyon veya 15 milyonu çek, geri kalan 69 milyon. Bizim derdimiz onlarla. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu çok iyi biliyor çünkü iyi bir siyasetçi ve bu alanda koklayıp hissedip yaşayabiliyor ve şunu yapıyor, diyor ki kardeşim diyor hükümet olarak ben sana diyor takviye yaparım seçime kadar. Bu durumda halk mevcut iktidarı tercih edebilir. Çünkü geçen gün ben bunu söyleyince arkadaşlar kızdı bana. Zamlarla. Dedim psikolojik üstünlüğü aldı yine. Niye? Çünkü önüm bayram. Sonra okul geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Vedat Bilgin neydi? Arkadaşlar sabredin 3 ay sonra yine bir geliyoruz dedi. Çünkü vatandaş şunu söylüyor. Umurumda değil diyor. Onu kaybettim, bunu kaybettim, borçlandım, onu yaptım. Bana diyor hikaye okuma.
Bana ver ver diyor. Ben bekliyorum senden diyor. Vereceksin diyor. 10 binse 10 bini vereceksin. 20 binse 20 bini. 30 binse 30. Vermediği zaman gidersin kardeşim. Hocam pardon, araya girip bir şey soracağım. Çok özür dilerim. Bu araştırmaların araştırmalarda çıkan sonuca siz de katılıyor musunuz? Yani bu hala iktidar çözer bu algısı var mı gerçekten? Yani bunu siz de kokluyor musunuz? Hissediyor musunuz? Bir ikincisi, dünya ekonomisinde de Amerika'da da mesela Boris Johnson'ın aslında istifaya zorlanmasının, istifa etmesinin sebeplerinden biri de ekonomik durum. Yani yüksek enflasyon beklentisi, enerji fiyatları vesaire. Dünyada da durum böyle olduğu için Türkiye acaba, ya dünya böyle, Türkiye'de böyle, aslında dünya buraya gidiyor. Türkiye'nin suçu değil bu, iktidarın suçu değil algısı mı var acaba? Şimdi öyle bir algı yok. Sadece muhalefet yine bana kızmasın. Kısa net cümlelerle öz, belki yeterince anlatamama, o çözüm önerilerini sunamama derdi var. Çünkü benim muhalefetle ayrıldığım bir yer var, altılı masayla. Altılı masanın bir derdi var, o dert de şu: yeni Türkiye düzeni. Biz bu sorunları çözebilme konusunda bir kişinin iktidarından bu ülkeyi nasıl kurtaracağız? Bunu yapabilmek için Kürşat Bey önce seçilmeniz lazım. İnsanlar şunu istiyor: icraat. Yani hediyeler. Yani sizin söyleyecekleriniz. İster bunu belediyeler üzerinden yapın, isterseniz gidin konuşun, ikna edin, sahaya inin, salı günü grup toplantılarında monolog yaparak değil. Bakın biraz sonra size birkaç örnek vereceğim. İnsanlar bunları da biliyor. Bildiği halde evet, Türkiye Cumhuriyeti bir yaş grubu, ben de giriyorum ha, 40 yaş üstü, 40 yaş ve altına ayırıyorum, ideolojik bakıyor. Kolay koparamazsınız o seçmeni. O seçmen kitlesinin kopabilmesi için aç kalması lazım. Ciddi manada. Ama 40 yaş ve altı ve özellikle gençler, gençlerden 10'u genç, mesela 30 yaşları diyelim saysak, altsın alan işi götürecek. Öyle gözüküyor. Ama bunu ikna edebilecek muhalefette benim Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili derdim, şu anda bir temsilcisi olmadığı için ismini bir defa zikredeceğim, idare etmeyeceğim. Vitrin, vizyon ve hedef sorunları var. O da şu: onlar zannediyor ki Cumhurbaşkanı ölümüne eleştirilmekle bu seçim kazanılacak. Esasında onlar Cumhurbaşkanı'na karşı seçilmek için gelmiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin. Bakın ben size 3 örnek vereyim. Olağan bir toplumda bu ikna edici olur. Boris Johnson'ın yaşadığı memleketle Türkiye Cumhuriyeti'ni aynı tutamazsınız. Oradaki toplum tepkileriyle burayı aynı tutamazsınız. Dinamikler farklı. Yani siz orada böyle bir sebeple Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşananlarda, Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı'nın gideceğine inanır mısınız? Kolay bırakacağına inanır mısınız? Bu mümkün mü? Olabilir mi? Hadi ben yaşlandım veyahut da benim vaktim doldu, Almanya'da Merkel'in yaptığı gibi yapar mı? Kim yaptı? Bizde hepsi zankla, bankla, sıkı sıkıya koltuklarına sonuna kadar yapışmış insanlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece iktidarda demokratikleşme sorunu yok ki, muhalefette de demokratikleşme sorunu var. Ve ben size başka bir şey söyleyeyim. Acı olan tablo, eğer muhalefet lider ve ekip çıkaramazsa boyunun üstünü kötü alabilir. Bakın size söyleyeyim, bu risk var. Tekrar söylüyorum. Çünkü siz sırça köşkte olup da dört duvarda dışarıdaki tablodan uzak. O tablo öyle bir tablo ki sizin oturduğunuz o süslü püslü sözlerde, otellerde yaptığınız toplantılarda veyahut da güzel yerlerde değil. Sokak, esnaf, oralar. Oralar ne diyor? Peki. Oralar çok önemli ve şunu söyleyip bitireceğim. Evet. Şimdi bu önemli bir örnek. Türkiye Cumhuriyeti'nin vaziyetini söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar kur korumalıdan bahsettiler. Çok güzel. Ya kur korumalıda Kürşat Bey çok basit bir hesap var. 100 bin liram var. 100 bin lira. 30 Aralık 2021. Arkadaşlar da bunu yazabilir. Bir hatam varsa düzelsinler. 30 Aralık 2021 tarihinde kur korumalıya girdin 90 gün. Ondan sonra 3 aylık daha sonra dedin ki ya bana 30 Mart yetmez. Bir kur korumalıya daha girdin. Dedin ki 30 Haziran. Kazandığın para, kur farkı artı faiz, 37 bin lira. Bu 100 bin lirayla Türkiye Cumhuriyeti'nde normal bir mevduat hesabı açsaydınız alacağınız faiz 11 bin lira. Soruyorum. 26 bin Türk lirasını kimin alıp kimin cebine koydunuz? Kimden alıp kimden verdiniz? Bu 26 bin lira faiz değil mi? Bu hatayı yaparken 23 Eylül 2021 tarihinde inatla dünyanın tersine ben faiz düşüreceğim diyerek, daha sonra da bir kahramanmış edasıyla ortaya çıkıp da ben bunları kontrol altına alacağım demek suretiyle, bugün gelinen manzarada ortaya çıkan şu anda ister iç mihrapta ister dış mihrapta ne dersen de senin bünyen sağlamsa
ya hastalanmasın ya da çok çabuk iyileşirsin. Ama şu anda geldiğimiz bir yerde şu basit bir 100 bin liranın hesabında ortaya çıkan bu rakam 26 bin liralık Türk lirasının farkını kim verecek kardeşim bunun hesabını? Bir bu. İkincisi çok basit bir hesap. Çok basit. Ve herhalde anlaşılabilir olacağını zannediyorum. Arkadaşlar diyor ki bazı arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti benzin ve mazotun Avrupa'daki en ucuz ülkesi diyor. Biz de alkışlıyoruz onları. Bunu diyorlar, böyle söylüyorlar. İnanıyorlar, zannediyorum, bir de inandırmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar ucuzluk nedir biliyor musunuz? Ucuzluk alım gücünün orantılıdır kardeşim.